Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üzerine pudra şekeri serptiğim harika kurabiyeler yaptım. Üzümlü. Bu kurabiyelerimizi 5 dakikada hazırlıyoruz. 15 dakikada pişiriyoruz. Ondan sonra servise hazır hale geliyoruz. Son derece pratik. Umarım sizler de keyifle izlersiniz ve evinizde de keyifle yaparsınız. Haydi bakalım pratik bir şekilde malzemelerimizi hazırlamadan ve hemen de tepsimize koyarak fırına vermeden başlayalım. Üzümlü kurabiyelerimiz için malzememiz bir çay bardağı kadar üzüm. Şimdi bunun üzerine bir su bardağı kadar toz şeker serpelim. Evet, toz şekerimizi serptikten sonra şimdi bunun üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave edelim. Evet, şimdi 2 adet yumurta kıralım içine. Şimdi bir tane limonun da kabuğunun rendesini koyacağız ve üzerine tarçın, çay kaşığının ucuyla da zencefil serpeceğiz. Tarçını da yine yarım çay kaşığı silme olarak serpeceğiz. Şimdi bu karışımı bir çırpıcı veya bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Daha sonra katılarımızı ilave edeceğiz. Şimdi tabii ki sıvılarımızın içine olmazsa olmazımız bir su bardağı kadar da sütümüz veya yerine yoğurdumuz var. Onu da katacağız. Bir de onu karıştıralım. Ondan sonra katılarımıza geçeceğiz. Ben bu arada ne süt ne de yoğurt kullanmadım. Sıvı olarak peynir altı suyumu kullandım. Çünkü peynirimi evde kendim yapıyorum. Diğer videolarımda da mutlaka izlemişsinizdir. Peynir altı suyu harika bir lezzet katar. Aslına bakarsanız süt ve yoğurttan daha da güzel bir lezzet katıyor. Böylelikle o peynir altı suyumu da değerlendirmiş oluyorum. Yaklaşık olarak 5 kilo sütten 1 kilo peynir elde ediyorum. Hem de sıkı, taş gibi semsert bir peynir elde ediyorum. Geriye kalan 4 litrelik sütümden de üstüne yarım litresini o peynirlerin üzerine döküp geri kalanıyla da ekmek yapımında, kurabiye yapımında kullanıyorum. Şimdi o bir su bardağı kadar peynir altı suyumu aldım. Buna da harika, çok lezzetli kurabiyeler yapacağım. Şimdi katıları koyma zamanı geldi. Yaklaşık olarak buna 4 su bardağı kadar un, ama siz kulak memesi kıvamına gelinceye kadar katın. Bir paket vanilin, ki vanilini isterseniz katabilirsiniz. Çünkü zencefil ve tarçın da kattık içine, bir limon kabuğu kattık. 1,5 paket kadar da kabartma tozu veya bir tatlı kaşığı kadar da karbonat kullanabilirsiniz. Ama karbonat biraz acılık ve koyuluk verecektir. Kabartma tozu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, unumuz, vanilimiz ve kabartma tozlarımızı da şimdi üzerine ekliyoruz. Siz olun. Kabartma tozunu ve vanilyayı en son unun üzerine bırakın. Sıvının içine karıştırmayın. Bazı tariflerde görüyorum sıvıya karıştırabiliyorlar. Ama inanın öyle bir şey yaparsanız çok fazla bir randıman almayacaksınız. Kabartınız daha az kalacak. Elbette kabarır ama etkisi çok gider. Bu şekilde yaparsanız kurabiyeleriniz fosur fosur daha çok hava alacak, daha güzel kabaracak. Şimdi bunu da güzelce karıştıralım. Hamurumuzu yoğururken üstüne bir parça yağ dökebilirsiniz, elimize fazla yapışmasın diye. Bu şekilde bunları yedirebilirsiniz. Daha kolay yoğurmanızı sağlayacaktır. Hamurumuzun yoğurma işlemini tamamladık. Şimdi yine elimizi yağlayarak, az bir miktar, abartmıyoruz tabi, küçük ceviz büyüklüğünde bezler alarak onları yuvarlayıp tepesinden de hafif bastırarak tepsimizi dizeceğiz. Fazla büyük almayın. Ceviz büyüklüğünü alın çünkü onlar baya baya büyüyorlar. Şimdi o şekilde yuvarlama işlemini yapıp tepsimize dizelim. Dilerseniz bunları susama veya toz şekere de batırabilirsiniz. Bunları dizerken fırınımızda alt üst ve turbo durumundan ve 200 dereceye kadar getiriyoruz. Fırınımız da önceden ısınmış olacak. Tepsilerimize kurabiye olacak kurabiyelerimizi de tepsimize dizmeye başladık zaten. Hızlı bir şekilde diziyoruz. İnanın bunlar benim 5 dakikalık vaktim bile almıyor. Çok da pratik, çok kolay. Üzümlü kurabiye yapmak o kadar basit. Şimdi tepsimizde geri kalan kısımlarını doldurun. Bundan hatta bana 2 tepsi çıkacak. Şimdi hemen fırınımıza verelim. Bir tepsiye 30 adet kurabiyemizi sığdırdık. Fırın saatimizde yaklaşık olarak ben 18 dakikaya ayarlıyorum. Pardon.
18 dakikada ortalama olarak bunlar pişmiş olacaklar ama duruma göre gene bakacağım. Üzeri kızarıncaya kadar pişirebilirsiniz. Çünkü süreyi tam söylemek istemiyorum. Fırından fırına da özellikleri değişebiliyor ısı ayarı aynı olsa da. Şimdiden görüyorsunuz kabarmalar ne kadar güzel. Hatta kurabiyeler ceviz büyüklüğü olmasına rağmen birbirleriyle birleştiler büyük. Siz isterseniz biraz daha ferah ferah koyabilirsiniz tepsinize tabii ki. Bunlar çünkü gerçekten fırsat bulurlarsa daha da büyüyorlar. Bu bakımdan karbonat veya kabartma tozunu sonradan koymakta fayda var demiştim. Sebebi buydu. Biraz üstleri böyle çatlak çatlak olacak. Ve mis gibi de kokusu var. Tarçın, zencefil, limon kabuğuyla ve vanilyayla da harika bir koku vermiş oldu. Gördüğünüz gibi 5 dakikada hazırlayıp 15 dakikada pişebilen muhteşem kurabiyelerimiz hızla servise hazır hale gelecekler. Arkadaşlar kurabiyeleri aslında 18 dakika ayarlamıştık ama 15 dakikada harika piştiler. Bunu bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerlerine pudra şekeri serpip pudra şekeri ile de servis yapabilirsiniz. Şimdi ben bir kısmını da pudra şekeri serpeceğim ama pudra şekerini bilmeyenler için söylüyorum. Mutlaka sıcak olarak serpmeniz lazım. Üstlerine aksi takdirde yapışmayacaktır. Umarım sizler de evinizde bu şekilde yapıp konuklarınıza harika, pratik, üzümlü kurabiyeler ikram edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Sevgilerle kalın. Hoşça kalın. Hemen doku testimize de bakalım. Çaylarımızı koyduk. Balkonumuza çıktık. Güzelce bir bahar günü gibi sanki aslında sonbahardayız ama çayın yanında da çok güzel gidecek. Hemen doku testimize de başlayalım. Şu şekilde. Gerçekten içi yumuşacık gördüğünüz gibi. Pufidik pufidik. 15 dakikada hemen pişirdik biz bunu. Oldukça güzel piştiler. Kokusu, tadı enfes. Zaten şu anda tarçınla zencefilin kokusunu alıyorsunuz, limonun kokusunu alıyorsunuz. Harika bir aroması var. Tadı da harika oldu. Ben inanıyorum ki sizler de evinizde zevkli yapıp konuklarınıza ikram edeceksiniz ve çayın yanında da afiyetli yiyeceksiniz.